Şu anda gördüğünüz gibi birçok noktada olduğu gibi insanlar hava soğuk olduğu için ateş başında ısınmaya çalışıyorlar. Adnan, şeyi de merak ediyorum. Çünkü çok sayıda yardım gitti. Yani tırlar dolusu buradan yardım gönderildi. Her şey var bu tırlarda. Yardımlar ulaşıyor mu? Organizasyonu nasıl? Hala yardıma ihtiyaç var mı? O konuda ne söyleyeceğim? Evet. Açıkçası ben bir ortada kalarak söyleyeyim. Yani bu bir mesleki duruş itibariyle söylemem gerekiyor. Deprem olduğu andan itibaren Kahramanmaraş merkezliydi ve bütün kademeler, bütün sivil toplum kuruluşları oraya odaklandılar. Bu bir strateji miydi, değil miydi bilemem. Ancak depremin merkez üssü orasıydı. Her iki depremin bütün çalışmalar oraya yoğunlaştı. Fakat buradaki bölgelerde elektrik kesintisi olduğu için ne gerek yerel kaynaklar ne diğer otoriteler ulaşamadılar ya da yeterli kadar bilgi sahibi olamadılar. Yıkımın büyüklüğünün şokundaydılar. Bu yüzden kademeli olarak ulaştı. Mesela önce Kahramanmaraş, sonra tabii Kahramanmaraş, ardından Gaziantep, ondan sonra sırayla Adıyaman. Yani buraya ulaşması da 3 gün buldu. Şimdi bugün biz Malatya'daydık. Malatya'ya gittiğimizde de sadece, yani birçok isim vermeyin, birçok kuruluşun eksikliğini gördük ama orada sadece Mehmetçiğimiz vardı ve Tayvan ve Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri vardı. Yani kademeli bir geçişin olduğunu biz gözlemledik.